geliyor. Nasılsın Selim? Sağ olun öğretmenim. Bu çiçekler benim için çok değerli. Bizimkileri çöpe mi atacaksın? Bütün haftalığımı verdim bu çiçeklere. Al bu kolonyayı da sakla, koleksiyon yaparız. Benim portakalları da yabana atma. Hakiki Washington. Yakında okula döneceksin. Hemen çalışmaya başlarsan sene kaybetmezsin. Çalışacağım öğretmenim. Söz veriyorum. Sana inanıyorum Selim. Sağ olun. Gerekirse seni ben sınavlara hazırlarım. Sizi mahcup etmeyeceğim öğretmenim. Ah, bak bütün sınıf seni ziyarete gelmiş. Ne kadar çok seviyorlar. Merhaba arkadaşlar. Sizden ablam adına özür diliyorum öğretmenim. Hoşgörüyü ve bağışlamayı sizden öğrendik. Evet öğretmenim, kırmayın bizi. Herkes için barış, mutluluk savaşı veriyorsunuz. Kendinizi bunun dışında tutamazsınız. Ne olur öğretmenim, hepimiz yalvarıyoruz, kırmayın. Evet hocam, yalvarıyoruz. Sayın davetliler, hoş geldiniz. Öğrencilerimizin sanat alanındaki etkinliklerini sizlere tanıtmak amacıyla bir sergi düzenlemiş bulunuyoruz. Resim öğretmenimiz Meral Gülsen'le edebiyat öğretmenimiz Yıldız Engin'in büyük katkılarıyla gerçekleşen bu sergi öğrencilerimizin değerli çalışmalarıyla oluşmuştur. Böyle bir kültür ve sanat faaliyeti gösteren öğrencilerimi ve öğretmenlerimi yürekten kutlarım. Ayrıca şunu da belirtmekte yarar görüyorum. Haftaya karne alacaklar. Karnelerindeki kırıklar için hırpalamayın çocuklarınızı. Baskı, tehdit ve cezalandırma yöntemleri çok kötü sonuçlar doğurabilir. Her yıl olduğu gibi bu yılda tatilden yararlanıp bir Uludağ gezisi düzenledik. Kişi başına 75 bin liradır. Çocuklarını göndermek isteyen veliler idareye başvurabilir. Sergiyi gezebilirsiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Saygılar efendim. Memnun musunuz Ercan Bey? Evet, gerçekten çok gayretli. Size tekrar teşekkür ederiz. Hepsi çok yetenekli çocuklar. Bunlar da 5B'nin çalışmaları. Meral Hanım, Meral Hanım bir dakika. İzninizle. Bu resimler de talebelerinizin mi? Hayır efendim, benim. Fevkalade. Niçin şahsi bir sergi açmıyorsunuz? Sizi memnuniyetle desteklerim. Çok teşekkür ederim. Selim nasıl Fuat Bey? Biliyorsunuz Eskişehir'de amcasının yanında. Dersleri de sağlığı da çok iyi. Sık sık gidip görüyorum oğlumu. Çok sevindim. Sergiden çıkışta baş başa yemek yeriz. Sonra da kızımıza gider, torunumuzu, damadımızı görürüz. İmkansız hanım. 3'ten 7'ye kadar matinem var biliyorsun. Ah, affedersin. Yine mi sitem anda? Yok canım. Neden sitem olsun? Hadi güle güle.
Bak kızımızın resimleri. Hani gecesini gündüzüne katıp da hazırlamış diye. Ne güzel bir sergi oldu değil mi? Şimdi gelirim. İyi geldiniz. Başarımla gurur duymak istedik kızım. Gurur duymanız umurumda değil. Beni küçük düşürüyorsunuz arkadaşlarımın yanında. Gördünüz işte. Hadi gidin artık. Affedersiniz. Cemile'nin annesiyle babasısınız değil mi? Evet. Evet. Kızınızın resimleri çok güzel. Çok yetenekli bir öğrenci. Ne zamandır gelip görüşmek istiyordum sizinle. Bizden utanıyor. Kimdi o yanındakiler? Ha, onlar mı? Bizim evin emektarları. Kızları gibi severler beni. Gelmek istediler, ben de kıramadım. Uludağ'a geliyorsun değil mi? Çok isterdim ama imkansız. Neden? Baş başa olacağız, eğleneceğiz. Annem hasta, yalnız bırakamam. Cemile! Cemile, benimle bir dakika gelir misin? Geç otur Cemile. Annenle babanı bu kadar üzmeye hakkın yok. Baban namuslu, dürüst bir esnaf. Seni okutmak için bunca çaba sarf ediyor. Utanacak ne var bunda? Çocuk yetiştirmek kolay mı sanıyorsun? Bir gün hayata atılıp sen de çoluk çocuk sahibi olduğunda annenle babanın senin için yaptıkları fedakarlığı daha iyi değerlendireceksin. Ama o zaman geç kalmış olacaksın. Üzüleceksin. Neler vermezdim annemle babamın hayatta olmaları için. Babanın tek umudu, övünç kaynağısın sen. Onun sevgisini hak etmelisin. Yetişin öğretmenim. Handan öğretmen baygınlık geçiriyor. Ne oldu? Bu hafta bu ikinci bayılışı. Lütfen birkaç yudum iç. Dirildim, korkmayın. Bir doktora gitseniz. Gittim. Bir ilacım olacak, verir misiniz? Ne dedi doktor? Ne diyecek? Sorunum yalnızlık. Her şey bundan kaynaklanıyor. Kocam bir gazinoda ut çalıyor. Gece yarısı geliyor ancak. Kızım evlendi. Ayrı ev açtı. Anne oldu. Haftada bir ancak görüşüyoruz. Buradan eve gittim mi kendimi yapayalnız hissediyorum. Geziye gidecek olan grubun kafile başkanlığını siz yapacaksınız Yıldız Hanım. Ama ben... Öğretmenlerin giderleri okulumuzca karşılanacak. Size yardımcı olarak jimnastikçi Seza Hanım'ı veriyorum. Handan Hanım'ın da bize yardımcı olmasını rica ediyorum. Aman Yıldız Hanım. Lütfen Müdür Bey. Sofrayı ben kurayım anne, sen yemeği getirirsin. Ben alırım anne, sen otur.
Kolay gelsin. Sağ ol. Cemile Candan'ı arıyorum, öğrenci. Hangi dairede oturuyor acaba? O isimde kimse oturmuyor burada. 10 senelik kapıcısıyım apartmanın. Yanlışlık olacak. Gelen misafirleri bile tanırım. Teşekkür ben. Ederim. Güle güle. Cemile kızım. Efendim baba. Denkleştirememiştim. Yarın sabah yatırırsın okula. Gitmeyeceğim baba. Senin o parayı ne zorluklarla kazandığını biliyorum. Sizin için çalışıp kazanıyorum kızım. Bu da harçlığın. Yol hali, bakarsın lazım olur. Gitmeyeceğim dedim baba. Kızım, gençken en güzel tarafıdır bunlar. İleride anarsın bu günleri. Orhan, beni gerçekten sevdiğine inandığım için sana her şeyi açıklamak istiyorum. Ben yoksul bir ailenin kızıyım. Kendimi olduğumdan başka türlü gösterdiğim için çok utanıyorum. Söylediğim yalanları anlayışla karşılar, yüzüme vurmazsan dünyanın en mutlu insanı olacağım. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, bizim tatlıcının baklavası meşhurdur. Ağız tadı olsun dedim. Sağ olun, niye zahmet ettiniz? Rica ederim. Buyurun. Ablacığım yorulmuşsundur, yardım edeyim. İyi akşamlar Kenan abi. Merhaba. Nasıl gidiyor edebiyat sözlüğü çalışmalarınız? Sonuna geldik sayılır. Abla, cacıkların yağını koydum. Götüreyim mi? Tabii, götürüver. Hoş geldin abla. İyi akşamlar canım. Cengiz yok mu? Yarın imtihanı var, ders çalışıyor. Kaygılanma. Cengiz cin gibi çocuk, mutlaka başarılı olur. İnşallah. Sen de pek yoruluyorsun be güzelim. Gündüz okul, gece iş. Ay, ben de bir şeyler yapayım. Ekmeği kesiver abla. Olur canım. Pek güzelsin maşallah. Bu gece her zamankinden daha güzel. Aman abla. Abla, başka bir şey var mı? Şunları sofraya koy. Sonra da git otur artık. 3 kişiye dar burası. Aa, insanın gönlü geniş olmalı. Çok üzülüyorduk Yıldız abla. Ayten, o mevzuyu kapat bakayım. Allah iyiliğini versin Ayten. Bu balık elle yenir. Eline sağlık. Balık çok güzel kızarmış. Çıtır çıtır. Afiyet olsun. Gerçekten harika yenge. Dostlarla beraber yenen yemeğin tadı bir başka oluyor. Ya beraberlikler bozulmasa. Yaşasın dostluklar. Yaşasın. Öğretmenim, gelecek ders sözlüğü yapmasanız iyi hazırlanamadık. Hayır. Önünüzde bir hafta var. Hazırlanın. Yandık. Nasıl hazırlarız o hiç kadar ders? Hiç insaf yok bu felsefecide. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Hayrola Handan Hanım, bugün pek keyiflisiniz. Biliyor musunuz? Gezide bana da görev vermişler. Fena mı? Birkaç gün tatil yapmış olacaksınız. Öyle ama bu kadar genç arkadaş varken niye beni seçtiler? Fazla düşünmeyin efendim. Tepdili mekanda ferahlık vardır malum. Güle güle gidiniz. Sizler de geliyor musunuz? Ben gelemeyeceğim. Açacağım sergi için çalışmam lazım. Ben de gelemeyeceğim. Ya siz Saima Hanım? Misafirlerim var. Ben Deniz'le 20 yıldan beri hafta sonlarını evde geçirmek ihtiyacındayım.
Bizler sizi yalnız bırakmayacağız. Elbette, hep beraber. Siz geliyorsunuz tabii. Evet, geliyorum. Sabahtan gördüm seni, çok beyaz geldin bana. Manaklarla büyüdün, hop hop eminen. Güneş çalmadı sana, güneş çalmadı sana. Parmağında yüzükle, kolunda bir gözükle. Oy sana sarılayım, hop hop eminen. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler. Parmağında yüzükle, kolunda bir gözükle. Oy sana sarılayım. Elindeki kuşa alan vermedi seni. Hop hop Emine, benim gibi uşağa, benim gibi uşağa. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy sana sarılayım, hop hop Emine. Nedir bu güzellikler? Hadi Handan, sen de söyle. Vardır güzel yaylalar, hamsi köyün başında. Alıp seni kaçarım, hop hop Emine. 13-14 yaşında, 13-14 yaşında. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy sana sarılayım, hop hop Emine. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy sana sarılayım, hop hop Emine. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler. Yıldızcığım. Efendim? Aynı odada kalalım mı? Olur tabii. Birinci grup kimde? Ah, bende, bende. Sizin grup birinci kata. Birinci Sezen grup, herkes eşyasını alın. Siz de ikinci grubu alın. Yıldız tamam. Hanım, son grupta sizin. İkinci grup, toparlanın. Beni izleyin. Hadi çocuklar, toparlanın. Odalarınıza çıkıyoruz. Hadi. Harika bir yer burası ya. Hakikaten nefes alanlara bakın. Hızlanın biraz. Mektup yazdım ona. Her şeyi anlattım. Anlayışla karşılamış olmalı ki hiç ses çıkarmadı bu konuda bana. Bu zamanda mektup olur mu kızım? Çağ dışı senin davranışın. Niçin açıkça söylemedin her şeyi? Tepkisini bilemezdim. Çekindim. Ama şimdi rahatım. Demek o da benim duygularımı paylaşıyor. Hadi çocuklar, çabuk çabuk yürüyün. Aferin, gürültü etmeden. Burası benim. Ben üstte yatabilirim. Hepinize tepeden bakmak çok hoşuma gidecek. Oh be, yatakta bayağı rahatmış. Manzaramız da canavar gibi. Oğlum, nedir bu halin? Suratın 8'i çeyrek geçiyor. Boş ver sen, takma kafanı.
Çok üşümüştüm. Salep içimi ısıttı. Benim de. Ben bir salep daha içeceğim. Sen de içer misin? İçerim tabii. Biz çocuklarla Kuşaklı Kaya'ya çıkıyoruz. Siz de gelir misiniz? Ben yüksekten korkarım. Ben de Handan Hanım'la kalıyorum. Olur mu hocam? Hadi, hocam, siz de gelin. Hadi çocuklar, size iyi eğlenceler. Hadi lütfen. Hadi. Birlikte gidelim. Sağ ol. Ne düşünüyorsun öyle? Bilmem. Dalmışım. Yaşamak ne kadar güzel değil mi? Şöyle geçin hadi tamam. Tamam. Hadi. Sen de şöyle gir. Tamam. Sallanmayın çekiyorum. Bir, iki, üç. Çok güzel. Aldı hadi hadi. Yıldız abla seni telefondan istiyor Kenan abi. Sağ ol. İyi geçiyor. Umduğumdan daha çok eğleniyorum. Çok sevindim. Böyle bir dinlenmeye ihtiyacın vardı. İyi oldu. Bir hafta sonu beraber gelelim. Biraz para biriktirince. İkimiz için de çok iyi olur. Dinlenmiş oluruz. Sen bulunmaz bir kadınsın. Ben... Sonra konuşalım. Bekleyenler var. Hadi hoşça kal. Geldiniz mi? Nasıl geçti? Korkunç bir yerde öğretmenim. Her taraf uçurumla dolu. Öğretmenim! Öğretmenim karşıki yamaçta film çekiyorlarmış. Aa. Birlikte gidelim mi? Aa, lütfen. Aa, hadi gidelim. Tamam, tamam. Gidelim. Hadi yürüyelim. Hadi yürüyelim. Hadi gidelim hocam. Hadi stop. Harika çocuklar. Evet, üçlü çekime geçiyoruz. Dikkat, motor. Stop. Tamam, makyaj tatilen. Otelde aradım seni, çıkmıştınız. Burada rastladığım iyi oldu. Hemen dönüyoruz. Yolda da çekim. Filmde oynayan Nuri'nin ablası. Çok güzel kadınmış. Evet. Reklam filmi mi çeviriyorlar? Benim. Öğretmenlerin mi? Tanıştırsana beni. Hayır. Hadi gidelim. Aysun Hanım lütfen. Bir dakika. Kardeşiniz kabalık etti. Ben tanıtayım kendimi. Yıldız Engin. Kardeşim öğrencileriniz için gösterdiğiniz olağanüstü gayretten söz etmişti. Size büyük saygı duyuyorum. Üstelik güzel ve olgun bir insansınız.
Ben yerinizde olsam böyle davranmazdım. Affedin beni. Tamam çocuklar, gidiyoruz. Ne oldu gene Handan Hanım? Neniz var? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Olur mu? Hemen hazırlanın. Zafer Bey diskoyu bizim için açtırdı. Öğleden sonra çocuklarla hep beraber eğleneceğiz. Ben gelmesem. Ama grup başkanısınız. Çocukların sorumluluğu sizde. Yok. Hemen ilaca sarılmak yok. Sizin durumunuzda bir insan için ilaç çare değil Handan Hanımcığım. Bunlar yaş dönemi sıkıntıları. Kendini bu kadar dinleme. Peki öyleyse giderim. Önce doğru berbere. Hepimizden şık, hepimizden bakımlı olmalısınız. Üç kelime dedi ya işte, ben duydum valla. Kalp, kalp, yürek, yürek. Gönül, gönülden. Kalbimin gözler. Buldum, sevgi, sevgiler. Buldum, müzedeki hayalet. Canlar, tamam. Gönül, var mı şöyle? Takım var. Birincisi gönül. Ya bir dakika ya, dil, hayır. Hissetmek, duymak. Şuraya bakın. Duyumsamak. Yok, bu bizim felsefeci değil mi? O tabii. Çok güzelsin. Hadi gel. İzninizle. Handancığım, nerede oturmak istersin? Şu cam kenarında oturalım mı? Ne kadar değişmiş değil. Sokakta görsem tanıyamazdım. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi ki gelmişim. Biraz kendime geldim. Seni burada bırakalım öyleyse. Yok, istemem. Kocamı yalnız bırakamam. Düşünüyorum da kendi çilesi yetmiyormuş gibi senelerdir benim de kahrımı çekiyor. Dönüşte daha anlayışlı olacağım. İyi kötü 25 yıl aynı yastığa baş koyduk. Onu kaybedersem ne yaparım? Allah göstermesin Handan. Ben senin gibi uyumlu, mutlu olamadım. Kocam kim bilir ne kadar yalnızdır İstanbul'da şimdi. Öğretmenim, bugün ne kadar güzelsiniz. Çok teşekkür ederim yavrularım. Baştan sonra öğreneceğiz Handan Hanım. Dansı lütfeder misiniz?
Travolta bile amatör kalır benim yanımda. I know what it is to be young. But you, you don't know what it is. Dans edebilir miyiz öğretmen? To be old. Someday you'll be saying the same thing. Time takes away, so the story is told. I've asked so many questions of the wise men I've met. Couldn't find all the answers. No one has as yet. There'll be days to remember, full of laughter and tears. After summer comes winter, and so go the years. So my friend, let's make music together. I'll play the old while you sing me the new. In time, when your young days are over, there'll be someone Şadi Bey piposuyla ne güzel dans ediyor değil mi? Biz de dans edelim mi? Canım istemiyorum. Geldiğimizden beri neden benden kaçıyorsun? Sana öyle geliyor. Handan Hanım nasıl değişti geldiğinden beri değil mi? Yıldız Hanım'ın etkisiyledir. There'll be days to remember. Full of laughter and tears. Şimdi huzurlarınızda minik serçe, mini minnacık serçe. Yakar beni, sevginle tutuştuğumu sanırdım. Yağmur olur, damla damla öperdim, öperdim. Edebiyat dersinde Jean-Jacques Rousseau'nun itiraflarını okumuştuk. Ben de size şimdi arkadaşımız Cemile'nin itiraflarını okuyacağım. Orhan, beni gerçekten sevdiğine inandığım için sana her şeyi açıklamak istiyorum. Ben yoksul bir ailenin kızıyım. Kendimi olduğumdan başka türlü gösterdiğim için utanıyorum. Söylediğim yalanları anlayışla karşılar, yüzüme vurmazsan dünyanın en mutlu insanı olacağım. Ne terbiyesizlik. İş mi yaptın sanki pislik? Yapmayın çocuklar, ayrılın.
Dur Cemile! Dur Cemile! Cemile! Beni dinle! Canına kıymaya hakkın yok! İntihar cinayettir! Yazdığım mektup senin ne kadar güçlü, ne kadar kişilikli bir kız olduğunu gösterdi. Utanması gereken biri varsa o da Orhan'dan başkası değil. Bak, seni seven arkadaşların, öğretmenlerin, yolunu bekleyen annem babam var. Yaşamak her şeyden güzel Cemile. Ben yaşamak istemiyorum. Hayır, yaşayacaksın. Hayatına son vermen neyi değiştirir? Sadece yok olup gideceksin. Kalanlar gene hayatını yaşayacak. Arkandan herkes hasta, korkak diyecek. Uzat elini. Uzat elini Cemile. Fedakarlık ve cesaret örneği göstererek okulumuzun çok değerli bir öğrencisini yeniden bize kazandıran öğretmen ordumuzun cesur, bilgili ve kıymetli temsilcisi edebiyat öğretmeni Yıldız Engin'i huzurlarınızda bir defa daha gönülden kutluyor ve okulumuz adına bir şükran plaketi sunmak üzere kendisini kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Ortada bir başarı ve ödül varsa bunu bütün öğretmen arkadaşlarımla gururla paylaşıyorum. Bu fedakar bilim ordusu içinde görev yapmaktan kıvançlıyım. Biz öğretmenler öğrencilerimizle, ülkemizle bir bütünüz. Öğrencilerimiz canımızdan daha kıymetlidir. Onlar yarının ümitleri, ülkemin aydınlık geleceğidir. Onları sevmek, onları tüm bilgilerimizle ışıklandırmak en büyük ibadettir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tebrikler canım.
canımdan aziz, biricik kızımı kurtaran sayın öğretmenime minnetlerimi arz... Buyurun öğretmen. Sağ olun çocuklar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de hepinizi çok seviyorum. Canım çocuklarım.